Ataşehir'de işlem tamam. Sokağın nabzı hızlı atıyor. Ortalık toz duman göz gözü görmüyor. Birilerine göre seçimin galibi belli. 30 bin oy fark beklentileri var. Bütün hazırlıklarını ve hesaplarını bu yönde yapmışlar. Fakat kazın ayağı öyle değil. Algı yönetmeye çalışan Battal Bey ve ekibi bir başka algıya kurban gidiyor. Farkında değiller. Onlar suyun yüzeyindeki akıntıyı kendi yönlerinde göstermeye çalışırken dip dalga derinden ve sessiz bir şekilde geldi kapıya dayandı. İsmail Erdem'i sadece Battal İl Gezdi'nin değil AK Parti'nin de önüne geçilen Sancaktepe Belediyesi'nde 10 yıllık performansı efsane gibi Ateşehir sokaklarında yankılanıyor. Sanırım CHP'nin hesaba katmadığı da bu. Düşük profilli AK Parti adaylarına karşı seçim kazanma başarısı. Yine öyle olacak diye hesap etmiş olmalılar ama bu sefer roller değişti. 10 yıldır karşısında muhalefet olmadığı için yan gelip yatmayı tercih etmiş, belediyecilikte klasik hizmet anlayışının dışına çıkamamış, standart belediye hizmetlerini yapmayı yeterli gören Battalı İlkezli ve ekibi bu kez baltayı taşa vurdu. Vizyonsuzlukları gün gibi ortaya çıktı. O kadar alışmışlardı ki tembelliğe, o kadar vizyonsuzlardı ki kendilerinin yapmayı unuttuğu hizmetleri, çözemedikleri sorunları başkasının çözeceğine inanmıyorlardı. Yani o kadar çok bozmuşlardı ki düzeleyeceğine kendileri de inanmıyordu. Ama seçmen aynı şeyi düşünmüyor. Onlar inanmış, partilerin peşinde koşan menfaat şebekeleri değil, sokakta seçmenden bahsediyorum. Onlar İsmail Erdem'in başkanlığını kabul etti. AK Parti'nin pasif ve beceriksiz teşkilat yapılanmasına rağmen, toplumun içinde bulunduğu mengene ortamına rağmen, İstanbul'un pek çok ilçesinde rüzgarın AK Parti'nin aleyhine esmesine rağmen İsmail Erdem son günlere ciddi bir şekilde avantajlı giriyor. Bunu nereden çıkardın, neye göre konuşuyorsun diyenler olacaktır. Uydurduğumu, bu işlerden anlamadığımı düşünenler de vardır. Hepinize tavsiyem sokağa çıkıp havayı koklamanız. Kıyıda köşede eski siyasi figürleri devşirerek kapalı kapılar arkasında pazarlıklarla seçim kazanılmadığını ya da bu kez bunların yetersiz ve geçersiz olduğunu göreceğiz. Bu seçim herkes için sürpriz sonuçlar çıkaracak. Şimdiden hayırlı olsun.